söz var Hazreti Mevlana'nın. Gönül han hamam değildir, öyle girilip çıkılmaz. Günahtır diyor. Aynen öyle. Bir girdin mi o kapıyı kapatırsın. Kolay kolay çıkamazsın. Of kardeşim of. O gönül kapıları zaten her gördüğünde açılıyorsa sıkıntı. Sıkıntı. Bu erkek için de kız için de abi. Ben sadece yani, kızlar için söylemiyorum. Erkekler için de aynıdır. Bazen bizde çünkü bir laf var, erkekleri yapar sözü. Ben nefret ettiğim kelimedir. Erkekler ne? Erkektir, yapar diye bir söz var. Erkektir, bırak ya. Yapar. Erkek Allah'ın emanetine sahip çıkacak. Kadın da o emanete sahip çıktı, erkeğe sahip çıkacak. Aynen. O kadar basit. Aynen. Bazı şeyleri çok yanlış anlıyoruz, çok yanlış uyguluyoruz. ...olmak için direttim. Çünkü sıcak beyinle hareket ediyordun. Pişman olacağını biliyorum ama son pişmanlık fayda etmeyecek. Keşke beni dinleseydin, biraz zaman verip sonra verseydin. Ama senin bunları hazırladığını gördüm. Hazır gelmişsin. Sen bu işi planlı yaptın. Şu an kurabiliyor çünkü anladık olayı. Niye bu şekilde konuşup bu şekilde istediğin kadar da tanı. Bu şekilde bırak. Konuşup ya, bu şekilde yaklaştın. Bırak, bırak tamam. Ya. Vallahi billahi ben tamam. Git tanı kardeşim. Kim istiyorsan onu tanı. Gel. Yapma be abi be. Biz biraz oturup konuşalım eğer. Yok artık. Yok artık. İster misin? Kahve içer misin? Heh, tamam, birazcık sen nefes al. Sakinleş. Tamam mı? Su getireyim, kahve getireyim. Bitirmeden veremezsin bana bunları. Bitsin diyorsan vereceksin dedi. Bitsin demiyorsan zaten. Vermeyeceksin. Ağzımdan çıksın diye bana telkin veriyor. Bana diyeceksin ki bunları verirken. Çıksın diyeceksin diyor. Hani bitsin öyle vereceksin Mehtap. Dedim diyor. Bitirdi sen bitirmedin. Işte. Şurada verirken dedim ki böyle diyerek vereceğim de alacaksan ben de öyle diyerek verdim zaten. Bitirdiniz. Bitsin dedim verdim. Madem öyle alacaksın dedim al. Ne kadar basit değil mi? Ne kadar kolay söylüyor. Bitsin diye vereceksen versin. Bu da nedir? Ne kadar basit değil mi? Öyle mi abi? İçeride yalandan ağlayacak bir sürü insan var. Duygu sömürüsü yapacak. Bu durumları çok da başka şekle yansıtacak. Bir sürü insan var ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Süslenmiş süslenmiş saç baş yaptırmış gelmiş ağlıyor. Yedik biz de. Aşk acısı çekiyor şu an. Ay dur rümelim akmasın. Mehtap ve Murat ilişkisi bitti. Bence zaten Mehtap Tankut'u öne sürerken de bitmişti. Murat'ın gözlerinden okuyabildim. Ama Mehtap'ın birazcık da bitirmesinin bir sebebi de Ali. Çünkü kendisi zaten sarışın ve mavi gözlü erkeklerden hoşlandığını söyledi ki adayını hiçe sayarak onu çok beğendiğini zaten gala gecesinde söyledi. İzleyeceğini bile bile. Ben Mehtap'ın bunu bahane ettiğini de düşünüyorum. İstediği oldu bence. Bu kadar mı değer veriyorsun? Zaten onları, bir yüzük yüzünden mi bitiyor bu diyor. Zaten onları çıkarttı. Bunu takmadım diye mi? Onları çıkarttı, attı. Bir daha da hiç takmadı. Sen de haliyle niye takmıyorsun diye sorduğun zaman... Abi bak bir şey alındığı zaman tamam mı? Bir kıymeti vardır. Tamam mı? Bir maneviyatı vardır. Karşındakine verdiğin değerle eş değerdedir ki şunu da söyleyeyim. İnsanız, unuturuz. Bir kere unuttun, hiçbir şey demiyorum. Ama bunu özellikle takmamazlığa getirdiğin zaman bunun altında başka bir şey vardır. İnsana verdiğin değerle alakalıdır bu, karşındakine. Ben eğer gerçekten çok sevdiğim biri ise... Zaten şu anda bu duruma gelmezsin. Yenge! Gözükme istersen... Yenge demesek ya. Mi? Yeri atmasın. Ne yengesi? Mehtap. Onların hepsinin değeri var, yeri atmasın. Mehtap. Düşünür. Bizi yalnız bırakır mısın? Bizi yalnız bırakır mısın? Bu işi çocuk oyuncağına döndürdün ha. Senden çocuk oyuncağına döndürdüm. Bir şey rica ettim. Ne bunlar senden şimdi? Senden konuşuyorduk. Eşyaları mı geri mi getirdin? Bizi yalnız bırakır mısın? Bir dakika sadece. Ya Mehtap niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Valla ya ben anlayamıyorum ne yapmak istediğini anlayamıyorum senin. Zaten seni anlamalı beklemiyorum şu an. Beni anlaması gereken kişi sen değilsin. Yok bence herkesin anlamak rica istiyor ettim, şu an. Bir şey rica ettim. Ben arkadaşımın bu kadar üzülmesini istemiyorum. Bence kimsenin zaten sadece arkadaşının kalbi var. O kırılmasın.
O önemli. Kalbi kırık olsan böyle konuşmazsın. Benim bayramlık ağzımı açtırma şimdi. Demin gördüm neler olduğunu televizyonda. Aslında var, herkes kendi ilişkisiyle ilgilense ve herkes mutlu olsa ilişkisinde hiç yok böyle canım, olur çıkmaz mu öyle? Öyle şey olur mu? Maalesef bu evde öyle bir şey öyle şey olabilir mi sence? Ama dışarıda olsak ben şahsen ilgilenmem yani. Benim bana ne der geçerim. Ya, hiç. Ama bak neden oluyor biliyor musun? Kendi ilişkisinde ve kendi içinde mutsuz olan insanlar dışarıyla ilgilenme ihtiyacı duyarlar. Eğer kendi mutsuzsa dışarıya da yansıyor. Anladın mı? Açık konuşmak gerekirse ben şu an mutsuzum, dışarısı da umurumda değil yani. Evet, herkesin karakteri farklı, sen yapmıyorsun. Ama genelde burada böyle oluyor. Ya benim gözlemlediğim en azından mutluluk bazılarına mutsuzluk veriyor. Bilmiyorum, olabilir. Çoğu kişi için böyle. Bu kötü bir şey. Bu ev bir de ilişkiler üzerine kurulu yani. İster istemez başka birinin ilişkisine burnunu sokuyorsun. Evet. Sokmasan bile sokturuyorlar zorla yani. Görüyorsun çünkü. Evet. Şahit görüyorsun, oluyorsun, yorumluyorsun. Burada yaşıyoruz. Yani hayatımızın çoğu burada geçiyor ve herkesle konuşacak bir şey istiyor. Sonuç olarak yine ilişkiler yani. İlişki. Evet. Başka konuşacak bir şey bulmuyor. Ama bak bu bizim evde böyle. Erkekler evinde ne kadar güzel, espiritüel, yani karakterleri eğlenceli geçen saatler. Bizde? Çünkü kadınların fesatlık, şeyinde kıskançlık. Bizim fıtratımızda kıskançlık var, anladın mı? Ya onlarda yok mu? Onlarda da var ama birbirlerini kıskanmıyorlar mıdır? Tabii ki kıskanıyorlar. Onlar daha mantıksal. Yani erkekler daha çok mantığı ağır basar düşünce yapılarında. Bizde duygusallık, mantık ikisi karışıyor, kıskançlık ortaya çıkıyor. Ve biz kadınlar aslında korktuğumuz şeyler erkekler değil, biz birbirimizden daha çok korkuyoruz. Tabii. Ama çünkü daha doğru, tehlikeli. Doğru bir şey. Aslında bir kadının bir kadına evet yeri gelince kadın dayanışması yapıyoruz ama aslında korktuğumuz şey onlar değil. Kadınlar. İçimiz. Bak yani, ben kendimden korkuyoruz. Örnek vereceğim şahsen. Benim ilişkime zedelemedi ama Mehtap mesela yaptığı şeyi kendi ilişkisini bitirebileceğini düşünmeden yaptı. Bizim ilişkimize zarar verecekti güya. Tankut'u ben kıskanacaktım. Tankut'a ben bağıracaktım. Aman işte acaba baktı mı bakmadı mı yapacaktım. Ama ters tepti. Bak yine bir kadın yaptı. Murat yapmadı. Mehtap yaptı. Ne olur, sen yeter ki sen...